zihniyette olabilirler belki. Bakalım şimdi en azından bu maç içerisinde orta koridor iklim avantajını muhtemelen Azir alabilecektir. O yüzden ormancıların etkisini izlemek gerekir. Yine aynı sonuca vardık biz. Moito'ya çıktı evet. Bakalım neler olacak artık. Çeyrek final mücadelesi başlıyor. Orada. Bu arada Mayhem'in başı derde girebilir. Moito da geldi. Diğer taraftan da Robin yaklaşıyor. Yalnız Mayhem canının yaklaşık yarısını kaybetti. Medli şimdi yanlış tarafa doğru gidecek. Arkaya doğru bir sıçrama geldi Sejuani'den. Medli yalnız güzel bir bilek hareketiyle sıçraları değişmiş oldular böylelikle. Yalnız buradaki aksiyon sürüyor. Özellikle Medli'nin menzilli olması ona bir avantaj sağlayabilir. Şimdi yalnız Mayhem Moito'nun üzerine doğru gidiyor. Mayhem'in canı oldukça az. Sert hamletine de geldi. Mayhem düşecek. Moito düşecek. Mayhem düşüyor. Moito da can yeniledi. Orada İksir Moito'yu mutlu etmiş olabilir. Son bir vuruş. Hayır, Medli. Moito ikilisi. Moito arka tarafta Saçart'ı onunla beraber girecek içeri. Robin'in başı dertte. Sejuani'nin başı dertte. Hatırlatmak lazım. Çaldı bir de. Çalmayı da başardı. Robin'e de son bir saldırı gelecek mi? Evet, oradaki skoru devam, da almayı devam, başardı. Sejuani'nin zayıflatıldığından bahsetmiştik. Bilmiyorum ilgisi var mıdır şu ana kadar olanların. Burada arkadan alt koridorda geliyor. Baskın zamanı. Moito yaklaşıyor oraya. Alt koridorda Eltrax'ın sıçrası olmadığını hatırlatalım. O sersemletmeyle oradan çıkmaya çalıştı. Şu ana kadar aslında hiç fena ayakta kalmadı. Robin günü kurtarmaya mı geldi acaba? Işınlan da gelecek oraya. Moito'yu alacaklar. Moito'yu almayı başardılar. Elise Eltrax hayatta kaldı. Vandal bu arada sıçrayı kullanmasına rağmen çıkamadı. Robin erken oyunda yaşananları tersine çevirebilecek bir hamleye imza atıyor. Müthiş bir karşı baskın. Şimdi yalnız Vandal Ball geldi oraya. Padden de katılacak o savaşa. Diğer taraftan da Jarvan'ın geldiğini görüyoruz. Kitle kontrolü Rakan'dan geldi. Bu arada Ejder birazcık canını yenildi. Şimdi Ejder almayı başaracaklar mı? Sejuda kaldı. Padden'dan tüy fırtınası kullanmak zorunda kaldı. Robin'den bir X-Mit ultisi geliyor. Şimdi diğer tarafta infaz açıldı. Vandal Ball ile Padden oradan çıkıyor yalnız. Burada istediğini alan Beşiktaş oldu derken Moito Eltrax'ı yakalayacaktı. Son anda oradan çıkmaya başarıyor. Eltrax sıçrasını kullandı yanlış görmediysem. İhtiyacı olduğunu söylemiştik Beşiktaş'ın. Ejderler de bunlardan birisi olabilir. Şimdi Moito Robin'in üzerine doğru gidiyor. Çünkü diğer taraftan da Vandalbone'un geldiğini bilincine yaz. Holy geldi. Canının çok az olmasına rağmen Vandalbone'dan ulti. Şimdi Holy'yi yakalayamayacak. Sıçrana boşa gitti. Yalnız güzel combo geldi Moito'dan. Sıçra kombosunu harika yaptı. Eltrax yakalayabilecek mi kimseyi? Hayır, bir skor daha çıkardılar. Tertiniz. İkisini de Padden'a vermeyi başardılar. Göre bir sorun olmayacaktı ama orada dediğin gibi güvenli yöntemi seçti. Ve Beşiktaş... Ya şöyle, şimdi alamet. Gerideki takım için her zaman iyi olmayabiliyor ama. Bir de ilk kule altının da tarafına eklerse Beşiktaş müthiş bir alamet kullanımı olacak ama minyon dalgası gitti. Azir de çok rahat temizliyor minyonları. Şimdi bakalım en azından bir kafa attırmak istiyorlar. Attığı kafanın bu arada etkisi birazcık daha limitli ne olacak yapıyor? Alametin. Otluyor mu? Ne yapıyor ya? Bir gelemedi. Şimdi minyonları bıraktı, o kafayı atacak. İki saat orada bekledi. Regarnum ne yaptı orada o kadar? Yani. 4'tü çünkü yanlış görmüşsem. Yalnız orada bir kafa. Vandalbone'un başı dertte. Şimdi ulti de geldi. Kitle kontrol müthiş ama hasar mı yetersiz acaba? Holy'de ama esiç atmayı başardı. Moito'nun varlığının farkında değildi orada. Eltrax bakalım şimdi buradan çıkışı olacak mı? Kuleye doğru gidemiyor. Moito takipte. Vandalbone takipte. Moito sancak kombosunu tutturdu. Vandalbone da yardımcı oluyor takım arkadaşına. Yani şu maçta şu ana kadar Moito'nun damgası var desek yanlış olmaz herhalde. Aynen öyle. 7 skor, 7 tane katkı. 3-1-4. Maçın başında yukarı koridorda yaşanan o birinci seviye onu gerçekten çok öne geçirdi. Robin sonrasında belki bir toparlanmak için ışığı gördü ama devamı gelmiyor. Yalnız Eren'in üzerine gidecek mi? Eren'in üzerine gidecek. Eren oradan askerini atılarak çıkmayı başardı. Şimdi yalnız tersten Madden'in geldiğini görüyoruz. Korinki de oradan çıkmak durumunda. Robin de takım arkadaşına katılmak zorunda. Beşiktaş ikilisi belki skor vermedi ama o kadar fazla kaynak can olmak üzere kaybettiler ki. Şimdi yalnız Korinki üzerlerine doğru gitmeye devam edebilir. Ya o şu takım savaşında olarak 5000. Bu arada Azir'in başı dertte. Arka arka kitle kontrolleri. Çok ihtiyacı vardı o altına. Ve en azından şu anda bir Alev Ejder'i kontrolünü almayı başardı. Ve Eren'in olmadığı pozisyonda 10 saniye içinde Alev Ejder'ini alırlarsa 5'e 4 yaşanabilir. Burada yalnız Eren'in ışınlanı olduğunu hatırlatmak lazım. Medli de Meganar olarak içeri geldi. Medli içeride. Narus kişiye duvara yapıştırdı. Ejder kimde kalacak? Ejder'e vurmaya devam ediyorlar. Sekro almayı başardı. Robin en azından bu hedefi kaptırmadı. Moito bu arada Robin'in üzerinde. Başı derse hem Korinkid'in hem de Robin'in. Korinkid orada bir skor alınmasını bekliyor. Ultisi aktifleşmedi ama ultisi daha doğrusu bitti diyelim. Arka arkaya skorlar. 3 skor, 4 skor birden. Doğuş Üniversitesi orada belki Alev Ejder'ini kaybetti ama. Bu dönüşünde bir coşku yaşası yalnız. Şimdi ulti kullanıldı. Üzerine doğru gitmeye çalışıyorlar. Padden'ın yalnız tüy fırtınası bir kez daha bekleme süresinden çıktı. Sıçrası olmadığını biliyorlar ama hasar verebilecek
kimse yok şu noktada Pedina. Şimdi Mayhem ultisini muhtemelen Zaya üzerinde kullandı. Zaya üzerinde kullanılan ulti skor anlamına gelecek yalnız. Mayhem kendi canıyla ödedi. 3'te 3 yaptı Eren bu arada. Pedina öldürmek o kadar uzun sürdü ki. O arada Azir askerleriyle beraber üst skor hanesine yazdırıyor takımının. Ve 7000 altına kadar fırlattılar farkı. Ya Beşiktaş 1 alıyor 3 veriyor. 1 alıyor 4 veriyor. Bu şekilde de daha da geriye düşüyor. Orta kule açıldı. Bu da çok önemli bir görev. Rakibin ormanı artık tamamen oranının lehine açılmış durumda. Ve ikinci kuleyi de herhangi bir sorun yaşamadan alabilecekler mi? Minyon'a son bir vuruş geldi. Minyon kalmadı ama rahat bir şekilde o kuleyi de çıkarmayı başarıyor Doğuş Üniversitesi Aurora. Hatırlatalım, bu seriye 5. seri başı olarak girmişlerdi. Ligin 5.'si olarak girmişlerdi. Hazır geliyor. Çok kilit bir ulti almayı başardılar orada. Şimdi yalnız Leona'dan bir kez daha ulti geldi. Az önce ulti kullanmamış, yanlış görmüşüz. Şimdi Azir kötü pozisyonda kalabilir ama hayır. Altın farkının kendini gösterdiği bir başka takım savaşını izliyoruz. Robin kronometreden çıktığında onu da benzer bir son bekliyor. Bir skor daha geldi Eren'den. Şimdi Medi ters taraftan yaklaşıyor. Megalara da dönüşecek Eltrax. Kendi canını da nişancısını kurtarmak istiyor ama asıl takibin son pikselinde Holy'i de duvara yapıştıran Madly. Burada belki de ilk karşılaşmada Beşiktaş'ın tabuduna son çivileri çakmış olabilir. Önce Baron'a gidecekler ama 22 dakika itibariyle Beşiktaş'ın bu oyuna dönmesi neredeyse imkansız görünüyor. Çok zor gözüküyor. Işınlanları var, çiftleri gibi kullanma ihtimalleri var ama bir şey yapabilirler mi? Çok zor gözüküyor. Yani Aurora akın akın geldi. Hani genelde şey derler ya, teker teker girip öldüler. Burada tam tersi pozisyon var. Teker teker girip öldürdüler rakiplerini ve sonrasında Baron kolay bir görev. Sejan yalnız. Diğer tarafta yakalanan isim kim? Eren'i yakalamayı başarmışlar. Holy'e gitti skor. Buraya kadar da dedi yalnız Madly. Çalın üzerinden atlayacak. Arka tarafta savaş koptu. Holy sıçrayı kullanarak çıkmak zorunda kaldı. Pedin hasarı sürdürüyor. Sejuani'den boşa giden bir ultiden. Madly'nin ultisi Sejuani skorunu hızlandırdı. Mojito ile Mayhem ölüm diyarında. Mojito sağa gidiyor, sola gidiyor. Sonunda düşecek yalnız. Mayhem'i de aynı son bekliyor olabilir. Corin Kidd şöyle bir uzaktan baktı. Buraya karışmayayım ben dedi. 2-3'lük bir değişim. 2-3 doğru. Bu noktada yaklaşık 1000 civarında Baron güç oyunu. Vallahi bir önceki yayına göre çağatlamışız rekordur. Yayın öncesinde görmemişsin gibi promote ediyor. Tabii. Öyle söylemedim bana. Güzel, o da bana kaldı. Alt koridorda inhibitör kulesini aldılar. İnhibitör almaya çalışacaklar. Beşiktaş savaş başlatıyor. Fena da başlatmıyor ama altın farkı bu savaşın kazanılmasını onlar adına imkansız kılıyor. Ve 24 dakikada 25 dakikada Aurora seride 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Bakalım geri kalan maçlar ne getirecek ama bu maçın yıldızı Mojito'da bu savaşta da ben olmayayım bari demiş. Ya adam %100 katkı yapmıştı. Şu 5 tane skorda olmayınca gitti o katkının gerçekten yarısı. Gerçekten son katliam yüzünden %100 olan skor katkısı bir anda %75'e düştü.